İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında birçok yurttaş atılan gaz bombaları nedeniyle yaralandı. Vali Hüseyin Avni Mutlu ise polisin müdahalesini fevkalade orantılı bulduğuna belirtti. Peki gerçek böyle mi? Ulusal kanal kameralarına yansıyan görüntüler polis ekiplerinin hedef gözeterek atış yaptığını ortaya koydu. İşte hafızalara kazanacak o görüntüler. Yaşındaki Dilan Alp, polisin attığı gaz bombasıyla böyle vuruldu. 27 yaşındaki Meral Dönmez, başına gaz bombası isabet edenlerden. Kafatası kırılan iki genç kız da hastanede yaşam savaşı veriyor. Kapıyı açar mısınız? Dilan ve Meral, İstanbul'da bu şekilde yaralananlardan sadece ikisi. Birçok yurttaş aynı şekilde hedef alınarak yaralandı. Uzmanlar gaz bombasının zararlarını sık sık vurguluyor. Üstelik gaz bombası bir insanın doğrudan üzerine atıldığında öldürücü olabiliyor. Ulusal kanal kameralarına yansıyan müdahale görüntüleri gaz bombalarının hedef gözeterek atıldığını ortaya koydu. Köşeye. Polisin gaz bombalı müdahalesi Şişli, Beşiktaş ve Tarlabaşı'nda benzer görüntüler yaşanmasına neden oldu. Diske bağlı iki sendikanın genel başkanı da hedef gözetilerek atılan gaz bombası nedeniyle yaralandı. Evet arkadaşlar, polis gazını görün. Polisin hedefli attığı gaz bombası bir işçinin sırtında böyle iz bıraktı. Hedef gözeterek yapıyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutluysa bu görüntülere rağmen müdahaleyi savundu. Şunu net olarak söyleyeyim. Fevkalade orantılı, fevkalade dengeli bir müdahale gerçekleştirdik. Vali Mutlu böyle dese de görüntüler net. Peki Meral Dönmez'le 17 yaşındaki Dilan'ın başından vurulmasının hesabını kim verecek?